Değerli Dünya Ekonomi TV izleyicileri, Sektörle Buluşmalar programından sizlere merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Elverici yanımızda. Kendisiyle hem 2012 hem de 2013 yılındaki Türkiye teknoloji sektörünün gelişimi, diğer teknoloji sektöründe veya kurumlarda neler beklediğini özellikle KOBİ'ler ve kurumlar açısından değerlendiriyor olacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Oldukça zorlu bir 2012 geçirdik diyelim mi? Yoksa nasıl bir 2012 geçirdik? Zorlu daha ziyade. Belki heyecanlı demek lazım. Evet. Çok dolu bir sene geçirdik. Microsoft açısından da çok heyecanlı ve doluydu. Çok. Hakikaten dolu, evet. Heyecanlı bir seneydi. Hı-hı. Çok yoğun bir seneydi. Evet. Bize şöyle kısaca 2012'de şimdi çok şey vardı. Hani sizin yeni ürünler geldi, yeni lansmanlar yapıldı. Doğru. Birbiri ardına teknolojik anlamda yeni hem ürün hem hizmetler sundunuz. Kısaca şöyle bir değerlendirebilir misin? 2012 Microsoft açısından nasıl geçti? Tabii. Esasında son 3-4 senedir bir değişimin, bir gelişimin, hı hı, içindeyiz. Hem teknoloji olarak hem de esasında insanların hayatlarının nasıl geliştiği anlamında. 2012'de bunun doğruk yaptığıydı o açıdan bakarsak. Microsoft'un bundan bir 3-4 sene önce koyduğu bir vizyonu var. Bu vizyonda da biz artık daha cihazlar ve servisler odaklı bir firmaya dönüşüyoruz diye koyduğumuz, hı hı, bir vizyon. 2012 bu vizyonun parçalarının değişik ürünlerle, değişik teknolojilerle bir Lego gibi bir araya geldi bir sene oldu. O yüzden, hı hı, 2012'de çok sayıda lansmanımız oldu. Evet. Bu değişimi, bu büyük transformasyonu vurgulamak adına bir önemli değişiklik daha yaptı Microsoft. 25 yıldır ilk kez logosunu da değiştirdi. Evet. Bu logo da bu değişimi vurgulamak adına yapılmış bir şeydi. Hı hı. Yıla şeyle başladık. Nisan ayında özel bulut çözümlerimizin, hı, lansmanıyla başladık. Hı hı. Burada veri merkezinde kurumlara büyük verimlilik katan, maliyetlerini aşağıya indiren, çok daha yönetilebilir sistemler sunmak, hı hı, adına System Center'ın yeni 2012 ürün ailesinin lansmanını yaptık. Sonra hemen 2 ay sonra bu sefer Microsoft'un daha çok KOBİ'lere ve aynı zamanda kurumlara çözümü, hı hı, olan Office 365 bulut çözümlerinin Türkiye'de, hı hı, lansmanını, Türkçe lokalize bir şekilde lansmanını yaptık. Burada tamamen veri merkezlerinden, Microsoft'un veri merkezlerinden, KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ofis uygulamalarına ulaşmaları sağlanıyor. Burada maliyet avantajı da var bildiğim kadarıyla, değil mi? Mutlaka hem maliyet avantajı var, çünkü takdir edersiniz ki özellikle küçük ve orta boy bir işletmenin bu IT hizmetlerini kendi ortamında kurması bir maliyet. Evet. Bunun için bir sunucu alacaksınız, üzerine yazılımları kuracaksınız, bunun için bir personel tutacaksınız. Sonra o yazılımları sürekli güncel tutacaksınız, güvenliğini sağlayacaksınız, yöneteceksiniz. Bunlar hepsi hem yatırım anlamında maliyet hem işletme anlamında, kesinlikle, maliyet. Bu Office 365 ile birlikte biz bunları Microsoft olarak üzerimize alıyoruz. Diyoruz ki KOBİ'lere, kurumlara, siz kendi işinize odaklanın, kendi işinizi yapın. Ama kendi işinizi yaparken size verimlilik ve üretkenlik katacak ofis uygulamalarını sizin adınıza size bir servis olarak verelim ve yönetelim. Evet. Biz hani gazete olarak da Anadolu'yu çok yakından takip ettiğimiz için şeyi de iyi biliyorum. Hani Anadolu'daki KOBİ'lerin özellikle işletme tarafında yeterli bilgi ve personele, yani yeterli bilgiye sahip personel eksikliği ciddi anlamda yaşanıyor. Doğru. Uzaktan bunu hizmet olarak almaları onlar için, kesinlikle, çok kritik, önemli. Evet. Şey. Yani işlerini çok daha kolaylaştırıyor. Hem bu teknolojinin, bilişim teknolojilerinin, iletişim teknolojilerinin onların işine katacağı verimlilikten ve üretkenlikten, hı-hı, merhum kalmamış oluyorlar. Hem de bunları çok daha maliyet etkin bir şekilde, hı-hı, kullanıyor oluyorlar. Evet. Biz bunu Microsoft'un veri merkezlerine alabildiğimiz gibi, hı hı, bu tip çözümleri Türkiye'deki iş ortaklarımızla birlikte, hı, Türkiye'deki veri merkezleri üzerinden de verebiliyoruz. Bu, hı hı, özel bulut, hı hı, çözümlerimizle. Girişimciler için yeni bir iş, çok alanı güzel da bir olmuş iş oluyor. Alanı da olmuş, hı hı, oluyor. İster Microsoft veri merkezinden veriliyor olsun, ister Türkiye'deki, hı hı, işte operatörlerin ya da diğer sağlayıcıların veri merkezlerinden veriliyor olsun. Burada bir ekonomi de oluşmuş, hı hı, oluyor o anlamda.
Haziran'da bu Office 365 lansmanıyla evet. birlikte şöyle hafif hafif yazın biraz şey yaptık, ara verdik. Sonra Eylül'le birlikte Windows Server 2012 lansmanıyla tekrar hızlı bir maratona başladık. Bu resmin Windows Server 2012 bütün bu bulut hikayesinin çok önemli bir altyapı bileşeni olarak hayatımıza girdi. Azure lansmanını bu arada tekrar yine Haziran ayında yapmıştık. Bu da Microsoft'un yine bulut tarafındaki altyapısı. Uygulamaları artık uygulamacılar, Türkiye'deki herhangi bir uygulamacı Azure ortamında yazıp da buluta koyduğu zaman artık pazarı sadece Türkiye değil, dünya pazarı oluyor. Tüm dünyadaki kullanıcıların bu uygulamalara ulaşmasını sağlayabiliyor. Kurumlar Azure uygulamalarını koydukları zaman içeride kapasite tutmak zorunda kalmıyorlar. Yani uygulamanın ihtiyaç duyduğu kapasiteyi Microsoft'un veri merkezlerinden yine kullanıyor oluyorlar. Bu da tabii çok daha çok daha maliyet etkin. Kestiremediğiniz büyük yükleri çok daha güzel bir şekilde yönetebildiğiniz bir çözüm sağlıyor. Eylül'de daha sonra bizim uygulama geliştirme aracımız olan Visual Studio'nun yeni versiyonu. Böylece yazılım geliştiricilere de bu yeni ortamda yazılım geliştirecekleri en güncel, en etkin araçları vermiş olduk. Sonra Windows 8. Windows 8 evet Ekim ayında beklenen lansmanımızı yaptık. 26 Ekim'de dünyada, ondan hemen 2-3 gün sonra bayramın hemen ertesinde 1 Kasım'da da Türkiye'de yaptık. Windows 8 Microsoft'un bütün bu cihazlar ve servisler vizyonunun ön taraftaki yüzü olarak düşünebilirsiniz. Çok güzel bir mobilite deneyimi getiriyor. Çok güzel bir dokunmatik deneyim getiriyor. Önde çok değişik cihazlar var. Çok değişik ekranlar var artık hayatımızda. Yani neler var? Cep telefonları var. Akıllı telefonlar var. Tabletler her geçen gün daha çok hayatımıza giriyor. İster tüketici olalım, ister iş hayatında olsun. Masaüstü, dizüstü bunlar hala hayatımızda çok etkin bir yerleri var ve böyle olmaya devam edecek. Ve televizyonlarımız, akıllı ekranlarımız, pek çok yerde ekranlarımız var. Windows 8 sayesinde bir araya gelmiş oluyor. Platformlar arasında kesinlikle öyle. Köprü kurmuş oluyor. Evet, yani bu cihazlar, bu ekranlar ne olursa olsun Windows 8 bizim ortak işletim sistemimiz, temel platformumuz. Bu nasıl bir fayda sağlanıyor? Son kullanıcı açısından bakarsanız aynı kullanıcı deneyimi demek bu. Yani cep telefonunuzda, akıllı telefonunuzda kullandığınız bir uygulamayı, bir servisi dönüp masa üstünüzde de aynı şekilde kullanıyorsunuz. Ya da dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde aynı şekilde kullanıyorsunuz. Ya da işte televizyonunuzda aynı uygulamayı kullanacaksınız. Bir Xbox'ınız var, oradan bir uygulamayı kullanıyorsunuz. Aynı şekilde kullanıyorsunuz. Tabii Xbox demişken hemen arkasından da Xbox'ın lansmanı da geldi. Ona da geleceğim yavaş yavaş. Şey açısından da uygulama geliştiriciler ve bunları yöneten kurumlar, kurumsal IT açısından da faydası aynı platform olmasından dolayı bir uygulamayı bir kere geliştirdiğinizde diğer cihazlarda, diğer ekranlarda bunun kullanılması çok kolay bir şekilde adapte ediliyor. Şimdi ekran dedin ya, hemen bir saptama yapmak istiyorum. Şimdi Microsoft hani yıllardır işte pencereler üzerinden bizi işte bilgisayarla buluşturdu. Evet. Şimdiki yeni tarz hani bu anlamda tile'lar mı olacak metro ara birimiyle beraber? Çünkü hani belki ilerleyen süreçte de yeni cihazların hepsinin ilk başta hani o metro ara birimiyle beraber karşımıza çıkmış olacak. Hani bu uygulama geliştiriciler için de, son kullanıcı için de, kurumlar için de önemli bir değişiklik olacak muhtemelen, öyle değil mi? Doğru. Şimdi Windows 8 ile birlikte açtığınızda sizi bir başlangıç ekranı karşılıyor. Ve bu ekran söylediğiniz gibi kutuların olduğu, canlı kutucukların olduğu bir ekran. Şimdi güzel yanı, bu size tamamen mobil ve dokunmatik bir deneyim sağlıyor. Ve çok akıcı bir ekran. O yüzden uygulamalarınızı çok hızlı bir şekilde kullanmanız lazım. Ve bu canlı kutucukların esprisi şurada. Bunlar arka tarafta uygulamalarla bu öndeki kutucuklar birer hub görevi görüyor. Yani arkadaki uygulamaları sürekli güncel tutuyor. Mesela bir insan kutucuğunuz var. İnsan kutucuğunda, kontaklarınız kutucuğunuzda arka taraftaki sizin bütün sosyal ağlarınız, kurum içi kullanıcılarınız her türlü güncellemesi o kutucukta aktif duruyor. O yüzden siz uygulamaları açmadan
İşte Facebook'taki kontağınızın son güncellemesi nedir? LinkedIn'de kim ne yapmış ya da kurum içindeki bir arkadaşınız o anda ne yapıyor, nerede vesaire. Bunları görebiliyorsunuz. Evet. Aynı şekilde işte ofis kutucuğunuzda size gelen en yeni e-mail'ı sadece adet vesaire olarak değil, e-mail'ı da okuyarak görme şansınız var. Yani uygulama arkada sürekli bu öndeki kutucuğu güncelliyor. Bu size çok daha o ekrana baktığınızda, başlangıç ekranınıza kendiniz onu kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz hangi kutucukları görmek istediğinizi. En ilgi duyduğunuz, en çok ihtiyaç duyduğunuz kutucukları oraya koyup her an onların en güncel halini görme şansı. Bir başka güzellik, bu kutucukları kullanmak istemiyorum. Ben ofisimdeyim ya da işte evde daha üretken bir anımdayım. Ödev yapıyorum, araştırma yapıyorum, bir şeyler hazırlamam lazım. O yüzden mouse'umu kullanayım, keyboard'umu kullanayım dediğim anda alıştığımız o masaüstü ekranına dönebiliyoruz. Evet, yani bir tuşla masaüstüne dönüyoruz. Alıştığımız şeklimizde Word'ümüzü, Excel'imizi, PowerPoint'imizi artık hangi üretkenlik aracına ihtiyaç duyuyorsak bunu kullanabiliyoruz. Evet. Windows 8 kesinlikle yani yepyeni bir kapı açtı Microsoft tarafında da mobilite ve işletim sistemlerinin gelişimi açısından da. Ama evet. Şimdi devam edelim istersen biraz konuşacağız onu ama lansman tarafında 2002'de bir de son olarak. En son olarak da Xbox'ı yaptık. Xbox uzun süredir heyecanla beklediğimiz bir lansmandı Türkiye'de. Ne kadar mutluyuz ki geçen sene Türkiye'de de lansmanı yapılan 3 ülkeden birisi oldu Xbox. Onun da çok önemli bir hareketlilik getireceğini düşünüyoruz konsol pazarına. Burada çok gidecek yer var. Yani şu anda Türkiye'deki konsol pazarının işte şu anda %4'ler mertebesinde bu gelişmiş ülkelerde %50'leri duruyor. Bu da önemli bir fırsat var. Buna sadece bir oyun olarak bakmamak lazım. Esasında oturma odamızın merkezine konan bir eğlence cihazı. Aynı zamanda da esasında evlerimizin o dijital eve dönüşmesinin merkezindeki belki de bir yönetim aracı bakmak lazım. Bir de şey de enteresan. Yani örneğin kurumlar tarafından da bakıldığında zannedersem geçen sene ikisi bitti. Bazı kurumlar Kinect'in bu yeteneğini, bu insan tanıma yeteneğini hani kurumsal bazı uygulamalarda da kiosk benzeri uygulamalarda da kullanmaya başladılar. Belki ilerleyen dönemde Xbox'da belki evrimleşecek böyle Xbox for Enterprise diye başka bir şey çıkacak veya hani böyle enteresan şeyleri yurt dışında da görüyoruz. Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz. Şimdi Kinect çok güzel bir teknoloji. Hakikaten sizin jestlerinizi, mimiklerinizi, sizin bir silüetinizi çıkarıyor ve ondan sonra jestlerinizi, mimiklerinizi tanıyarak arada hiç başka bir şeye, ara birime ihtiyaç duymadan sizi algılıyor ve sizin komutlarınızı yerine getiriyor. Bunu ilk başta doğrudur ki oyun için bu çıktı. Fakat endüstriyel olarak o kadar büyük kabiliyetleri potansiyeli ve yüksek. Buradan yani uygulama geliştiricilerine eline siz bir teknolojiyi veriyorsunuz ve onların artık yaratıcılığı bunu çok güzel şekillere, çok güzel uygulamalara döküyor. Eğitim alanında çok büyük bunun faydalı uygulamalarını görmeye başladık. Otistik çocukların eğitiminde bir örnek olarak verebilirim. Sağlık alanında örneklerini görmeye başladık. Mesela siz bir şeysiniz, cerrahsınız, bir ameliyat yapıyorsunuz, bir operasyonun ortasındasınız ve o anda bilgisayarda bir şeyi veri daha yakından veya incelemeniz lazım. Şimdi normalde elinizde dezenfekte olmuş ameliyat eldivenleri vesaire bir datayı girmek için herhangi bir cihaz kullansanız tekrar çıkıp dezenfekte olmanız gerekecek. Ama Kinect'in üzerine yazdıkları bir uygulamayla bütün yapacağınız işi el hareketleriyle uzaktan yapıyorsunuz. Böylece ameliyat odasından çıkmadan, tekrar bir dezenfekte ihtiyacı olmadan, yani bir ameliyat ortamındaki o kritik saniyeleri, dakikaları cerraha geri vermiş oluyoruz. Evet, kesinlikle. Enteresan. Onun dışında perakendecilik de çok değişik uygulamalar gelmeye başladı. Mesela şöyle bir uygulama size söyleyeyim. Bir şeye giriyorsunuz, mağazaya giriyorsunuz. Değişik elbiseleri deneyeceksiniz. Mesela benim en sıkıldığım, nefret ettiğim şeylerden birisi onları giy, çıkar, soyunmasına gir, çık. Bunun yerine Kinect'le çalışan bir ayna gibi duran bir ekran tasarlanmış. Üzerine bir tane Kinect sensör var. Onun karşısına geçiyorsunuz ve giymek istediğiniz elbiseleri sizin üzerinize o yerleştiriyor. Aynada kendinizi görüyorsunuz. Şu elinizde
Gittikçe, enteresan bir yaklaşım bu da. Evet. O elbise, evet, diğer elbise, hepsinin üzerinizde evet, görme evet, şansınız. O yüzden hani hangisini beğeniyorsanız seçme şansı tanıyor. Bunu mağazanın içine girmeden, uzaktan, Xbox'ınızın üzerinde de yapıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Yakışmış.